Efendim, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İstanbul'dan, Yıldız Parkı'ndan, Yıldız Şale Köşkü'nden hepinizi selamlıyoruz. Evet, vaktin, sabrın meyvelerine doğru eğildiği şu demlerde beraberiz. Ülkenin doğusundan batısına doğru açılan o güzel sofralarda. İnşallah hem o güzel sofraların tadını alırsınız, hem de hazır bu açlığı, bu susuzluğu, bu çaresizliği tatmışken en başta Suriye, sonra Mısır ve malum Gazze, Afrika, Somali, daha ismini sayamadığımız acıların, sızıların, hasretlerin, hüzünlerin, korkuların, endişelerin hükmettiği oralara da, belki sokağınıza, belki hemen yanı başınızdaki komşunuza da bir el uzatırsınız, bir kalp uzatırsınız. Çünkü asıl olan oruçta, Ramazan'da kendi benlik ve bencillik kabuğumuzu kırıp içimizden başkalarına, başka kardeşlerimize, insan kardeşlerimize şefkat ve merhamet gözenekleri açabilmektir. Umarım bu bizim mutluluğumuza mutluluk katar, duruşumuzu biriktirmeye ayarlanmış, istiflenmeye ayarlanmış duruşumuzu da bir güzel tamir eder, onarır, başka türlü yaşamaya niyetlenmiş oluruz. Evet, bugün değerli konuğum Doçent Doktor Caner Taslaman bizimle beraber. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk, nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun, iyiyim. İnşallah üşütmeyiz sizi burada. Vallahi ben gayet memnunum havadan. Vallahi sarayımız bu. Bugün daha bir azametli görünecek sizin hemen arkanızda. Yani mekan muhteşem. Allah İnsanın şükür. Burada daha da bir muhabbet edesi geliyor. Eyvallah. İşte böyle binalar kalıyor, insanlar gidiyor. Sonunda onlar da kalmayacak. Ha, orası doğru. Orası doğru. Yani benim şaşırdığım şey, biz mutluluğumuz için bina yapıyoruz ki o bizim, evet, elimizin altında. Fakat o kalıyor, biz gidiyoruz. Garip bir şey bu. Evet. Taşlar kalıyor, biz gidiyoruz. Evet, Ramazanınız güzel geçiyordur. Elhamdülillah. Orucunuz güzel geçiyordur. Şimdi bir bilim felsefecisine soru sormaktan da korkuyorum işin doğrusu. Estağfurullah. Oruç nedir diyeceğim. İnşallah böyle benim zihnimi yoran şeyler söylemezsiniz. Yok öyleyse. Valla işte oruç bana şunu hatırlatıyor. Aslında o, her tutulan orucun bir iman tazelemesi adeta olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Mesela namazı kim kılar? Yani namazda ne oluyor mesela diye düşünsek, zekatta ne oluyor diye düşünsek, oruçta ne oluyor diye düşünsek, aslında her birinde bir iman tazelemesi olduğunu görebilir. Sadece oruca da mahsus değil bu. Mesela namazı kılan kimse duasını Allah'ın işittiğini biliyordur ki o anda Allah'a dua ediyor. Allah'a hamd ediyor. Allah'ı övüyor. Her an Allah'ın kendisini, her an gördüğünü bilen kişi namaz kılabilir. Aynı şekilde malın mülkün sahibinin Allah olduğunu düşünen kimse zekat verebilir. Aslında biz zekat vererek şunu diyoruz. Bu malın mülkün sahibi sensin. Biz bunun emanetçisiyiz. Sen bunu bize verdin. Bunu fakirlere vermemizi, Allah rızası için kullanmamızı istiyorsun. Biz onu veriyoruz. Aslında her zekatı verdiğimizde sadece bir ibadeti yapmıyoruz. Aslında malın mülkün sahibinin Allah olduğuna dair imanımızı tazeliyoruz. Nasıl ki oruçta her an Allah'ın bizi, namazda her an Allah'ın bizi gördüğüne dair imanımızı tazelediğimiz gibi. Oruçta da mesela rızıkları bize verenin Allah olduğuna dair imanımızı tazeliyoruz. Bütün bu rızıkların sahibi Allah. Biz bunları Allah'ın sayesinde yiyoruz. Allah sayesinde biz doyuyoruz. Allah sayesinde suyu içiyoruz diye düşünmemizin bir tazelenmesi, bu imanın bir tazelenmesi var oruçta. Allah oruçta diyor ki, bunların sahibi benim, bunları sana verdim. Yılın bir ayında belli saatler arasında bunlardan faydalanmamanı istiyorum. Bu imanı olan kimse oruç tutabilir. O yüzdendir ki her oruç bir iman tazelemesi aynı zamanda. Fakat tabii ki Ramazan oruçla beraber başka güzellikler de getiriyor. Bu muhteşem ibadetin getirdiği bir psikolojik yön de var. Bir bakıyorsunuz en çok Allah'ın anıldığı ay Ramazan. Ve Kur'an'da, evet, Allah'ın anılmasının en büyük ibadetlerden biri olduğu bize söyleniyor. İnsanların bir araya gelip Müslümanların kalplerinin kaynaştığı bir an. Diğer taraftan Ramazan da oruç tutarken Ramazan'ın bir özelliği olarak Kur'an bize Kur'an'ın o ayda indirilmesini söylüyor. Aynı zamanda Kur'an'la ilişkimizin daha çok arttığı bir ay. Ki burada bence Kur'an'ın özelliklerini hatırlarsak, Ramazan'da o Kur'an'ın indirilmesini hatırlarsak,
belki Kur'an'la ilişkimizi daha sıcak hale getirebiliriz. Yani Kur'an kendisini biraz çizelim diyorum. Evet. Kur'an'la ilişkimiz. Yani büşra olduğunu söylüyor, müjde olduğunu söylüyor, mufassal olduğunu söylüyor, detaylı olduğunu söylüyor. Rahmet olduğunu söylüyor insanlık için, nur olduğunu söylüyor. Yani bizim bilemediğimiz şeyleri bize göstererek nurluk vazifesi yapıyor. Diğer taraftan Kur'an kendisini Furkan olarak tanıtıyor. Yani doğruyla yanlışı ayırt eden bir ölçü olduğunu söylüyor. Biz Kur'an'a giderek o Furkan özelliğinden istifade ederek ne doğru ne yanlışı anlayabiliriz. Onun o nuru önünde, ışığı önünde yolumuzu bulabilir, rotamızı çizebiliriz. Bu yüzden Ramazan'da oruçla beraber, Allah'ın çok anılmasıyla beraber Kur'an'ı hayatımıza geçirdiğimiz. Yani Kur'an'ı sadece okuyup da bir titreşimler havada oluşturarak Kur'an'la ilişki kurduğumuz değil. Aynı zamanda onun manasını, ifadesini hayat tarzımız yaptığımız bir ay olması da gerekiyor bence Ramazan'ın. O zaman tuttuğumuz oruçlarla beraber bunlar birleşince tahminim Ramazan daha da muhteşem bir ay olacak. Aslında şöyle anlamak mümkün mü? Yani Ramazan Kur'an'ın indiği ayı tarihsel bir saptama, bir kayıt olarak anlamayalım. Ramazan, Kur'an'ın bizim aklımıza yeniden ineceği, bizim aklımızın Kur'an'la yeniden tazeleneceği, belki akıl tarlamızın vahyin yağmuruna taze tutulacağı bir ay. Evet, elbette. Kur'an'ın aklımıza indirileceği, indirilmekte olduğu ay. Yoksa evet, tarihi bir olay kastedilmiyor sadece, öyle anlıyorum ben. Peki orucun, evet şimdi orucu dediğiniz çok ilginç, namaz, zekat, bütün bunların hepsi aslında imanımızla alakalı. Yani imanımızı bir yönü bu, mutlaka başka yönleri de vardır ama en azından bir yönü bu. Ama belki temel de bu geliyor bana. Allah'tan emin olmakla alakalı. Ben iman etmeyi inanmak evet. diye çevirdiklerinde biraz itiraz ediyorum. İman etmek emin olmaktır. Allah'tan emin olmaktır. Demek ki Allah'tan emin olan namaz kılar. Demek ki Allah'a güvenen zekat verir. Yani ben fakir kalacağım, kimsesiz zaten kalacağım. Zaten mülkün sahibi Allah, ben bunun emanetçisiyim diye. Demek ki Allah'tan emin olan onun hatırına aç kalır, susuz kalır. Evet. Bu güzel. Bu zaten bizi dünyada yanıltan şeylerin başında şu geliyor. Biz sahiplik ilişkisini iyi kuramıyoruz. Bedenin sahibi kendimiziz zannediyoruz. Bu rızıkları işte ben kazandım, paramla ben aldım. Bu malı mülkün sahibi benim zannediyoruz. Hayat benim hayatım, vakit benim vaktim diye düşünüyoruz. Bu ilişki oysa hayatımız hiçbirimiz kendi bedenimizi yaratmadı. Bedenin sahibi kendimiz değiliz. Bu dünyada bu zamanda yaratılmayı da biz seçmedik. Aslında bu muhteşem dünyada, bu muhteşem hayata sahip olmamız tamamen Allah'ın bir lütfu. Eyvallah, o yüzden bizim onun sahibi de o. Evet. Bu şekilde ilişki kurduğumuz zaman, yani ben canımın isterse işte şunu yaparım, isterse yapmam, isterse namaz kılarım, isterse kılmam, isterse oruç tutarım, tutmam diyemeyiz. Bütün vakti veren Allah'sa onun istediği belli bir zamanda elbette ki o zaman namaz kılmamız gerekir. O sahiplik ilişkisini doğru kurarsak bunu daha iyi anlarız. Bu rızıkları ben Allah sayesinde yiyorum. O ilişkiyi kurarsak o zaman belli vakitlerde yemem istemediği zaman ben onu elbette ki yemeyeceğim. Elbette ki oruç tutacağım Allah için. Yani çok daha rahat kurarız. Bunların çoğu bence mal mülk ilişkisinde de bu çok daha iyi. Yani bunları benim diye derken, yani ben kendimdeki kuvvetle, kudretle buna sahip oldum. Oysa bir tırnağımızı bile yapan kendimiz değiliz. Benim demek ve sahiplenmek insanı mutlu etmeye yetmiyor o zaman. Mutlu da etmez tabii ki. Ve mutlu etmiyor. Peki bir çözüm ne? Alternatif, yani benim demek yerine, sahiplenmek yerine yapacağımız şey ne? Allah'ın olduğunu bilmek. Yani bunların emanetçisi olduğunuzu bilmek. Dediğimiz gibi işte Kur'an'ın rehberliğinde mümkün olduğunca Kur'an'ı sadece bir okuma kitabı olarak değil, hayatımıza geçirdiğimiz bir kitap yapmak. Ama mutluluk derken bir mutluluk anketi var. İstiyorsanız onunla ilgili geçeyim. Buyurun. Psikolojide çok enteresan bulduğum bir anket. 42 ülkede yapılmış mutluluk anketi. Türkiye var mı? Türkiye yok içinde. Hatırladığım kadarıyla. Neyse, insan dediğin hepsi aynı zaten. 42 ülke den Bulgaristan galiba en düşük puanla çıkıyor. İsviçre en yüksek puanla diye çıkıyor diye hatırlıyorum. Mutluluk ülkelerde puanları. Mutluluk puanları da ama insanlara şöyle istiyorlar. Diyorlar ki kendi mutluluk oranınıza 1 ile 10 arası bir puan verin. Ve bayağı geniş bir örneklemle uygulanıyor. İnsanların büyük bir kesimi 6, 7, 8 gibi puanlar veriyor. Hiçbir ülke 5'in altında değil. 10 tam çıkan da yok.
Bütün ülkeler ortanın üstünde kendine puan veriyor. Kendi mutluluk durumlarına. 6, 7, 7, 8 gibi veriyorlar. Bu ülkeler arasında, anketin uygulandığı ülkeler arasında büyük ekonomik farklar da var. Kimisi diğerinin 5-10 katı kadar zengin. Fakat bakıyorsunuz mutluluk oranlarında öyle büyük fark yok. İnsanları ne mutlu eder düşündüğünüzde maddi şey gerçekten bir derece mutlu edebiliyor insanı. Belli şeyler mesela güvenlik hissi insanın mutlu edebiliyor. Bu ülkelerin arasında baktığımızda maddiyatta veya güvenlik oranında ciddi farklar var. Fakat mutluluk şeylerine bakıyoruz. Çok az farklar oluyor. Bu tip şeyler çok az bir şey fark ettirmiş. Yani birisi diyelim 7 çıkıyorsa öbürü 7,5 çıkıyor. Gibi bir farklar var. Demek ki parayla saadet olmuyor yani. Ve bundan daha da enteresan şeylerden biri var ankette. Mesela insanların kendileri neyi mutlu neyi mutsuz edeceğini bilmekte çok başarısız olduklarını gösteriyor bu anket bize. İnsanlar soruyorlar, diyor ki sizi ne mutlu eder, çok mutlu eder. Birçok kimse işte piyango kazanmak, loteri kazanmak diyorlar. Anketi uygulayanlar, bunlar daha çok psikoloji bölümleri uyguluyor bu anketi. Gidiyorlar gerçekten piyango kazananlara falan bakıyorlar. Şunu fark ediyorlar. Başlangıçta gerçekten mutluluk şeylerine bir yükselme olmuş. Ama kısa sonra o eski şeyine dönüyor mutluluk şeyleri. Çok yakın bir yere geliyor. Bundan daha da ilginci şu. Sizi ne mutsuz yapar diyorlar. Birçok insan felçli olmak beni mutsuz yapar diyor. Yani felçli olsam çok mutsuz olurum diyenlerin sayısı oldukça yüksek. Gerçekten düşününce insan için oldukça zor bir durum. Fakat o felçli olanları da buluyorlar. Onlarla anket yapıyorlar. Şunu fark ediyorlar. Bir yıl kadar bir süre sonra o felçli olanların bile mutluluk şeyi eskisine yakın bir seviyeye gidiyor. Belki birazcık düşük kalacaktır ondan. Ama felçli olduğunda bile insan zannettiği kadar mutsuz olmuyor. Yani adeta bizim ateist, Müslüman, bütün insanların içinde böyle bir ortanın üstünde mutlu olmaya ayarlı. Böyle adeta bir saat var gibi doğuştan. Ve ben bundan şunu çıkartıyorum bu anketin sonucundan. Biz ne yaparsak yapalım bu dünyada. Bu dünyada mutlu olmak için insanlar çok fazla efor sarf ediyorlar. Daha iyi mobilya, daha iyi bir ev, daha iyi bir araba alalım. Ah şöyle bir Abdülhamit gibi bizim de bir mekanımız olsa ne mutlu oluruz diyor. Bunun için insanların birçoğu birbirini eziyorlar. Bütün hayatlarını buna koyuyorlar. Saatlerce çalışıyorlar. Niye? Dünyada mutluluklarını arttırmak için. Kur'an'da da bir ayet geliyor hemen aklıma bununla beraber. Siz çabucak geçmekte olan dünyayı seversiniz de ahireti bir kenara bırakırsınız. Başka ayetlerde söylüyor. Oysa ahiretin daha sürekli olduğu söyleniyor. Dünya hayatının geçici olduğu söyleniyor. Bunu hepimiz kendimiz de dünya hayatının geçici olduğunu görüyoruz. Fakat anketin gösterdiği şeye bir daha dönersek, bu dünyada bizim yaptıklarımız mutlu olmak için bir şeyler fark ettirecekse bile bu çok çok az. Belki onluk bu anda belki bir derecelik bir artışa sebebiyet verebiliriz veya veremeyiz. O zaman dünyadaki amacımız bizim gerçek anlamda bu dünyada mutluluk olması çok sığ bir şey olur. Biz ne yaparsak yaparız, bizim bir saatimiz var ayarlanmış içimizde. Belli bir şekilde mutluluğa ayarlıyız. Biz dünyada değiştirdiğimiz şeylerle az bir şeyler değiştirebiliyoruz. Ve bu dünya hayatı çok çabuk geçiyor. Fakat ahiret hayatı bir anda geçecek. O zaman bu dünyadaki mutluluk endeksini yaşamak, ki günümüzde ne yazık ki mutluluk da hazza indirgenmiş vaziyette birçok kimse tarafından. Belli hazlar alarak mutluluğu yaşamak şeklinde dünya hayatını kısıtlamak çok sığ bir görüş olacaktır. Eyvallah. O zaman demek ki mal ve mülk farkı mutluluğa fark getirmediğine göre söyleyeceğimiz şu, sahip olmak, sahip olma telaşı içinde olmak aksine insanı mutsuz ediyor. Tabii. Aksine. Kur'an demişken Tekasür suresi üzerinde El-Hakimü Tekasür sizi çoğaltma tutkusu oyalamakta. Hatta zurtümül mekabir, mezarlara varıncaya kadar. Bu elha. Ölüleri bile saydınız. Evet, evet. Ölüleri bile saydınız. Hatta bir başka manası var. Yani sizi mezarızdaki ölüleri saymaya varıncaya kadar diye de okunabilir. Ya da mezara varıncaya kadar diye de okunabilir. Yani bütün ömrünüz öyle geçti diye de anlaşılabilir. Buradaki elha fiilinin ilginç bir yapısı varmış. Lehviyat da oradan geliyor. Değirmene bizim çocukluğumuzda gerçekten değirmen vardı. Taş değirmen. Un götürürdük. İki taş birbiri üzerinde döner orada. İki taş eğer mısır yoksa taşlar birbirini yer. Döndüğü için
Bu yüzden değirmenciler dönen taşın üzerine öğüttüğü buğdayı ya da mısırı yeniden koyar. Oyalar onu. Aslında yeni bir şey yapmaz. Bizim de bütün o dönüşlerimiz, çırpınışlarımız falan galiba oyalanmak üzerinde. Oyalanmak üzerine. O zaman çözüm çoğaltmada değil galiba. İstiflemede değil. Elbette değil. Yani şeylerden biri çok önemli. İnsanlar günümüz bilimi, teknolojisinde derinleşmek için gerçekten 20. yüzyılda güzel şeyler yapıldı. Bunlar İslami açıdan da olumlu. Teknoloji çok olumlu şekilde insanların sağlığı için, hatta fakir ülkelerin daha iyi şartlara kavuşturulması için de kullanılabilir. Bunlarda olumsuz bir şey yok. Fakat ne yazık ki şunu görüyoruz. Teknolojideki o derinleşme, insanların birçok hayat üzerine düşünmedi, hayatın anlamı üzerine derinleşmesini beraberinde getirmedi. Yani birçok insanın hayatında şunu gözlemliyoruz. Belli bir şeyin çok iyi uzmanı olmak için bütün hayatını veriyor. Bunu nasıl daha iyi çözerim diye. Kalbin işte kapakçığınla ilgili belli detayları çözmek için bütün hayatını ortaya koyuyor. Veya işte malzeme mühendisliğinde belli malzemeyi en iyi şekilde üretebilmek için bütün hayatını ortaya koyuyor. Ve bunu en sofistike şekilde yapıyor. Maya çalışıyor. Fakat diğer taraftan bakıyorsunuz bu insanların birçoğu dönüp de ben niye yaşıyorum, nereden geliyorum, nereye gidiyorum gibi sorular asıl önemli sorular için, yani o malzeme mühendisliğinde derinleşen veya kalbin kavakçığında, o biyolojide derinleşen insanların birçoğu bakıyorsunuz kendi hayatı üzerine düşünmede belli bir derinlik kazanmaya çalışmıyor. O konunun üzerine hiç düşünmeden geçiyor. Yani kimyasal bileşiklerin nasıl yapılacağı üzerine bütün hayatını koyup en derin şekilde onu çözmeye çalışan, yani bana göre aslında sığ bir denizde olabilecek en derine dalmaya çalışan insan, kendi hayatı gibi çok daha önemli bir konuda gerçek anlamda sofistike düşünce geliştirmeye çalışmıyor. Oysa bizim bütün malzememiz bu dünyada bize verilen zaman. Ve bunun böyle bir tekrarı yok. Birçok kimse Atari oyunlarına falan oynayanlar, hani Atari'de falan diğer oyunlarda böyle yandığınızda bir hak daha verir size. İki tane hak verir, üç tane hak verir. İşte dörtte game over falan olur yani. Evet. O oyun biter. Evet. Bu hayatta böyle bir şey diyor. Tek yani canımız noktanın var. Konmasıyla bitecek ve Allah'ın huzuruna gidip hesabını vermek durumunda kalacağız hepimiz. O yüzden yani o gün gelmeden önce gerçek anlamda derinleşmemiz gereken şeyde derinleşmemiz lazım. Yani biri diğerine de mani değil, yani öbürüne karşı olumsuz bir tavır değil ama maşallah, evet. Olumsuz olan şey şu, birinde derinleşirken öbür şeyi tamamen bir kenara bırakmak. Bu da aslında bir çokluk hırsı, yani el hakim tekasür, çoğaltma tutkusu, yeni model, daha yeni model, daha incelikler, daha çok detaylar. Peki siz, bir felsefeci olarak soruyorum, yani çağdaş insanın Allah'la ilişkisini ya da sizin tabirinizde Tanrı'yla ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Bir şey var gibi geliyor mu size? Demin söylediğimle de alakalı. Yani tabii çağdaş insan dediğimiz şeyde tek bir çağdaş insan yok. Yüzlerce var. İşte ateist var, çeşit. Müslüman var, Hristiyan var. Müslümanların içinde de çok değişik şeyler var. Mesela Türkiye'de sorduğumuzda %97'si insanların Allah'a ve dine inandığını beyan etmiş Pew anketine göre. Fakat diğer taraftan ahirete inananları sorduğunuzda bu %5 azalıyor. Yani Allah'a ve dine inanıyorum diyor. Fakat ahirete inanmıyor aynı şekilde. Evet. Onlar hemen %92'ye falan düşüyor yani oran orada. İnandıkları Allah onlara ahiret vaat Hayır, etmiyor. Hayır ama yani Hazreti Muhammed'in elçisi olduğuna da inanıyorum diyor. La ilahe illallah Muhammed'den Resulullah'a inandım diyenler oranı 97. Allah, fakat evet. Şimdi halkın tabii zihnindeki anketler belli çelişkileri yakalamamıza da yardımcı olabilir. Fakat ankette benim dikkatimi çeken şu nokta ilginçti. Allah ve din sizin için en önemli şeydir diyenlerin oranını sorduğunuzda %67'ye düşüyor Türkiye'de. Tekrar eder misiniz onu hocam? Allah'a ve İslam'ın Allah'ın gönderdiğine olduğunu inanıyorum diyenler, yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a inandım diyenlerin oranı %97. Fakat aynı kimselere şu soru da soruluyor. Din sizin hayatınızda çok önemlidir. Ve ne diyorsunuz? Evet mi, hayır mı? Buna evet diyenlerin oranı %67. Bak dikkat edin. Aradaki farkı reklamdan sonra konuşalım mı? Evet. Caner Hocam. Evet. Bu çok ilginç. Çok ilginç. Efendim reklamlardan sonra beraberiz. Reklamlarda da beraberiz. Bekliyoruz.
Efendim hayırlı akşamlar. Tekrar kaldığımız yerden iftar zamanının tadını çıkarmaya, sözü paylaşmaya devam ediyoruz. Benim konuğum Doçent Doktor Caner Taslaman. Çok ilginç bir yere geldik. Şu anda belki ilk defa bizi ekranda görenler merak ediyordur. Bu ilginçlik nedir diye. Caner Hocam bir anketten bahsediyor. Bu anket çok ciddi yorumlanması gereken bir anket ve aslında işin ucu da bana dokunuyor, sana dokunuyor, bize dokunuyor. Neydi hocam? Şimdi Türkiye ile ilgili veriyi söylemiştik. Türkiye'de la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a inananları soruyorlar. %97 çıkıyor. Eyvallah. Bunlar da dinsiz için çok önemlidir sorusunu soruyorlar. Buna evet mi diyorsunuz? İşte hayır mı işaretliyorsunuz? Buna evet diyenlerin oranı %67. Yani 97'den 67'ye kadar bir %30'luk dilim demek ki İslam'a inandığını söyleyip fakat dini kendisinin çok önemli olmadığını belirtenler. Ha. Tabii ki bu araştırmalarla detaylı bir şekilde insanların zihnine nüfuz etmemiz bu kadar soruyla mümkün değil. Yani bana göre o %67'yi de biz detaylı sorularla girsek gerçek anlamda ne kadar önemli belki deşifre edebiliriz. Ama bu çok açık bir beyan var, en azından bunu kabul edebiliriz. Demek ki halkın önemli bir kısmı Allah'a dini inanırken bunun kendisi için çok önemli olmadığı kanaatinde. Hı hı. Bu aslında felsefi açıdan düşündüğünüzde tabii ki böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hani bunu Nietzsche veya Sartre'da da sorsanız, yani en ünlü ateistler diyebileceğimiz kimseler veya Schopenhauer'e sorsanız onlar da bunu söyleyeceklerdi veya Freud'a da söyleseniz, yani bir Allah varsa, Allah din gönderdiyse elbette ki ondan önemli bir şey olamazdı. Biz onu ama reddediyoruz diyeceklerdir. Yani bu pozisyonun felsefi açıdan bir savunulması bana göre mümkün değil. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım yine de. Yani felsefi açıdan savunması mümkün olmayan bir pozisyonda olsa halkın geniş bir kitlesine tekabül ediyor bu pozisyon. Evet. O zaman bunun üzerine evet. Düşünmemiz gerekiyor. Şey yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Bu bence birincisi çok detaylı bir yoruma ihtiyacı var. Bir de şunu da söyleyeyim bununla ilgili. Hristiyan ülkelerde falan durum da bundan daha da şey. Mesela diğer birçok Müslüman ülkede de bundan daha şey çelişkili bana göre bu durum. Yani çelişkili verilere de rastlıyoruz. Mesela Bosna'da bu sorunla %90'ın üstünde yine İslam'a inandığını beyan eden var ama din benim için çok önemlidir diyenlerin sayısı sadece %30'ların üstünde. Kazakistan'da bu oran daha da düşüyor. Baktığınız zaman aradaki fark. Bunun nedenlerinden biri şu: modern hayatta, sadece nedenlerinden biri diyorum, dikkat edin, bana göre bu çok nedenli bir fenomen. Modern hayatta yeni bir küresel kültürle oluşan yaşam biçimi bizleri şekillendiriyor. Ve özellikle medya gibi bilgi akıtma araçlarından bu bilgi bize geliyor. Yani medya ile, bizim seyrettiğimiz dizilerle, sitcomlarla, bu yapımlarla yeni bir kültür zihnimize inşa ediliyor biz farkında olmadan. Adeta evimizin içinde duvarları olmayan, daha doğrusu belki duvarı olan diyelim, evin duvarlarının olduğu, yani eski o sınıfların olmadığı yeni bir sınıfların içindeyiz. Televizyonun karşısında biz yeni bir kültür, yeni bir yaşam biçimi öğrenip hayatımıza yeni bir yön veriyoruz. Fakat bunun farkında da olmuyoruz o diziyi seyrederken. Dizideki mesela birçok kimsenin kahramanı, köşeyi dönmek isteyen, kariyeri için her türlü şey yapan bir kimse ise, biz o diziyi seyrederken farkında olmadan zihnimizde, hayatımızdaki artık hedeflerimiz dünyada köşeyi dönmek veya dünyada kariyer sahibi olmaya dönüşüyor. Belki bir dizide olmuyor, birçok buna benzer figür seyretmekle oluyor. Yani yeni bu bilgi araçları farkında olmadan zihnimizi yeni baştan inşa ediyor. Yani Kur'an'a inşa etmesi gereken zihinlerimiz, biz şu anda birçok yerde medyadaki bu dizilere, filmlere inşa ettiriyoruz. Bu bana göre çok çok önemli bir şey. Bu sadece tabii şey açısından da değil, yani güncel hayatta küreselleşmeyle oluşan yeni bir kapitalist düzende para insanın toplumda haz alması için ve toplumdaki hiyerarşik yapısı için de çok önemli bir araç. Ve insanlar, dikkat edin, birçok kimse sabah 8'den akşam 7'ye kadar falan hayatını işine veriyor, şey veriyor. Ve işte belli o işteki kazandığı parayla, o şirketindeki mevkisiyle toplumdaki konumu değerlendiriliyor. Yani insanlar takvasına göre, uyuna göre, insani değerlerine göre değil, bir yerde parasına ve o hiyerarşideki yerine göre
değerlendiriliyor. Ha, bu kültürün oluşturduğu yapıda siz onun bir parçası olmaya kalktığınızda bugün delik hırslar artık sizin hayatınızın merkezi oluyor. Ha, tabii ki o tarz bir yapıda işte din hayatınızın en önemli unsuru olmuyor. Sizin hayatınızın en önemli unsuru o dünyanın içinde girdiğiniz yarış oluyor. Siz artık ahiret için yarışan, Allah'ın rızasının hayatının da en önemli değer olarak ortaya koyan biri olmuyorsunuz. Daha çok para kazanma veya şirketinde yükselmeyi en önemli değer olarak ortaya koyan biri oluyorsunuz. Ha, o tarz bir yapıda da sizin elbette ki işte İslam'ın sizin için en önemli unsur olması mümkün değil. Hatta birçok İslam'ın en önemli olduğunu söyleyen kimselerin de yani o şıkkı işaretlerini de ben incelesek yaşam biçimlerine baktığımızda da bunda bir tutarsızlık çıkacağını düşünüyorum. Doğrudur. Bu çok manidar aslında. Kur'an'ın söyleyişi de böyle. Sorsan onlara yeri ve gökleri ve ikisinin arasındakileri kim yarattı? Evet. Derler ki Allah. Ha, acaba kim için diyor bunu Kur'an? Evet, bizim efendim müşrik diye etiketlediğimiz Ebu Cehiller, Ebu Lehebler için söylüyor. Evet, onlar aynen öyle. Belki Muhammedur Resulullah kısmını söylemiyorlar. O ayete tabii ki genel manada aslında Muhammed Resulullah diyenler için de bir yerde baktığını da düşünürüz. Bakın dikkat edin, öyle bir insanlar var ki onlara soruyorlar yani yeri göğü yaratan kim Allah'tır? Kur'an ayetin devamında ne diyor? O zaman sizler nasıl dönüyorsunuz? Nasıl sapıyorsunuz? Nasıl savruluyorsunuz? Evet. Demek ki yani, yeri göğü yaratan Allah'tır demekle yeri göğü yaratmış Allah'ın karşısında sorumluluk almak başka şeyler. Bu ifade çok önemli bir ifade olmakla beraber iş bitti değil. Zaten Kur'an'da Allah'a iman etmeyle beraber birçok yerde salih ameller işlemek beraber zikrediliyor. Evet. Ve dilde kalan bir beyan gerçek anlamda zihnin imanını, yüreğin imanını ne derece ifade ediyor şeklinde ayrıca da tabii bir soru sorulabilir. O zaman yani Allah'tan emin olmayı bizim eyleme dönüştürmemiz, evet, imanımızdan salih, ıslah edici amel, eylem üretmemiz gerekiyor. Demek ki her şeyi yaratanı Allah'tır demek yetmiyor. Evet. O yetmiyor. Onu bir değerler sistemine dönüştürmemiz gerekiyor. Aslında bence dindar olmayan insan yok. Yani tırnak içinde herkesin bir dini var. Yani bir değerler sistemi olarak görürsek dini, mesela işte gece gündüz iş yerinde terfi almak için işte yakarmalar, yalvarmalar, efendim ağırdan almalar, alttan almalar, bence bunların hepsi bir dini davranış. Ya da gece gündüz acaba şu maaş gelse, şu arabayı alsak, şunun hayalini kurmalar, onu bir görsem, ona bir dokunsamlar, yine bir dini davranış, teknik anlamda. Ben Kafirun suresinden anladığım kadarıyla, hani sizin şey dininiz size, bizim dinimiz bize. Tabii. Din Kur'an'da her türlü inanç sistemi için kullanılan bir ifade. Dediğiniz gibi yani o bahsettiğiniz ayet onu belirtiyor. Şunu da belirtelim, yanlış anlaşılmamasın. Elbette ki bu iş yerlerinde insanların o statüler için, şeyler için bir gayret ermeleri, çocukların rızkını kazanmak için çalışmaları tabii ki normaldir, yani helaldir. Fakat burada söylemek istediğimiz şey başka bir şey. Seyircimiz onu belirtelim. Yani söylemek istediğimiz şey bunun hayatın en önemli hedefi haline getirilmesi. Allah'ın rızasını kazanmanın, ahirette cennetin önüne bu dünyada köşe dönmelerin veya bu dünyadaki iş yerindeki belli başarıların veya daha çok para sahibi olmak gibi hedeflerin İslam'ın koyduğu hedeflerin önüne geçirilmesinden sorun olarak görüyoruz. Sizin de tabii eminim yani sorun olarak gördüğünüz kısım benim de bu kısım. Yani yanlış anlayan olmasın diye oranın altını bir daha çizelim. Biz zaten herkes anlar diye bazen bunu hızlı bir şekilde ben de demin anlatırken. Evet. Belki iyi vurgulamadım, evet. Bir vurgulamak gereği çok çok önemli. O zaman herkesin işinden gücünden soğutmuş tabii, yani, olacağız tabii. Tabii ki herkes helal rızkını kazanacak ama hiçbir zaman bizim işimiz veya diğer şeyimiz Allah'ın rızasını bu dünyadaki gerçek oluş sebebimizin önüne geçmemesi lazım. Aldı İstanbul için söylüyorum. O güzel sofralarda Rabbinin ikramını tadanların sayısı da hayli fazladır. Allah kabul etsin. Aynen. Yine onlar utanç verici bir iş yaptıkları ya da kendi kendilerine bir kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp
hemen günahları için istiğfar ederler. Zira Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Üstelik onlar yaptıkları kötülük üzerinde bile bile ısrar da etmezler. Ha, demek ki utanç verici bir iş yapsalar da, kendi kendilerine zulmetseler de, insanın Rabbinin nazarında yer edinebilmesi için tövbe diye, dönüş diye bir kapısı var. Rabbine dönüş diye bir kapısı var. Ve en önemlisi de yaptıkları kötülük üzerinde bile bile ısrar etmezler. Tövbenin en ciddi görüntüsü, en ciddi ispatı, gerçek tövbenin, gerçek istiğfarın, gerçek özrün en önemli belgesi hatada bile bile ısrarcı olmamak. Galiba günahta ısrar etmek, günahı işlemekten daha büyük bir günah olmalı. Çünkü bu günaha aldırmamanın göstergesidir. Günaha aldırmamanın sonucudur. Günaha aldırmamaksa vicdanın körleşmesi, imanın pasifleşmesinin bir belirtisidir, göstergesidir. Ne diyorsunuz hocam? Elbette. Tövbe İslam'da çok önemli bir müessese. Ayetin başı, bir evvelki ayette de şeyden bahsediyordu. Bizim başkalarını affetmemizden bahsediyor. Eyvallah. Bu ayette, sizin okuduğunuz ayette de hemen Allah'ın affını, Allah'tan aff dilememizden, evet, bahsediyor. Buradan belki şöyle bir mesaj da verebiliriz. Yani Allah'tan aff dileyen bizler, başkasını affetmeye gelince ne kadar da cimrilik yapıyoruz. Oysa Allah'ın sürekli cömertliğini istiyoruz kendimiz için. Ama başkalarını affetmeye gelince, görmezden gelince, bir evvelki ayette bahsedildiği gibi, öfkelerimizi yutmaya gelince ya başka insanların günahlarını affetmeye gelince ise oldukça cimri davranıyoruz. Demek ki affedilmek isteyen affedebilir olmalı. Evet. Affedebilir olmalı. 134. ayet tabi sizin söylediğiniz. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Bunun arkasından öfkelerini yutarlar gelmiş. Sanki paralel okunursa şöyle anlaşılabilir. İnsanın öfkesini yutması onun infakıdır. Yani ben sesimi yükseltip bağırıp haklı olduğum diyelim, bağırıp çağırabilir, incitebilirken bundan vazgeçiyorum. Allah'ın hatırına. Allah'ın hatırına terk ettiğimiz her şey bizim infakımızdır. Rabbimizin hatırına terk ettiğimiz her şey. Bir de insanların hatalarını bağışlarlar. Bu da herhalde darlıkta bizim infakımızdır. İnşallah bu güzel İstanbul sofrasında hepimizi, her birimizi buluşturan o evrensel cennet sofrasında affetmenin güzelliğini idrak ederiz. Ne kadar kin güttüğümüz, adı sıra öfkelendiğimiz, sesimizi yükselttiğimiz, moralimizi bozduğumuz, diş bilediğimiz şeylerin çok da önemli olmadığını fark ederiz. Ve aslında böylece kendi affımıza da bir vesile, bir kapı bulmuş oluruz. Evet, affedilenlerin affedildiğinin tadına varacakları, affedileceklerinin tadına varacakları bu güzel sofra çok güzel bir haber. İstanbul için mübarek olsun, İstanbul için hayırlı olsun. Bütün iftar sofraları cennet sofrası olsun efendim. Ezan vakti geldi, gelmek üzere İstanbul için. Allah'a emanet olun. İnşallah sahurda da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.